yayıncılıktan, 360 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Cihangir'deyiz. Ne duruyoruz o zaman? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başlasın. Efendim, Gezmek Olsun 360 ekranlarında çok ama çok güzel bir şekilde başladı. Pembe giydik bugün, pembe sürdük bugün. Enerjimiz baya iyi. Zaten güneş olduğu zaman bizim enerjimiz her zaman yüksek oluyor ama güneşin de olmasına gerek yok. İnsanın enerjisini bence kendi kendine yükseltmesi gerekiyor. Koltuklara rahatça yaslanırsın, çaylar kahveler alınsın. Cihangir'i bugün en ama en güzel şekilde fethedeceğimizi söylemek istiyorum. İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir. Buraya geldiğiniz zaman nerelere gidebilirsiniz? Galata, Taksim İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, buradan yürüyerek Dolmabahçe, Beşiktaş, saçmalama yıldız demeyin, gidilir. Buradan yine kendinizi böyle yokuş aşağı salarak Karaköy'e gidebilirsiniz. Onun dışında Çukur Cuma'ya gidebilirsiniz, Galatasaray Çukur Cuma'ya gidebilirsiniz. Yani burada dolu dolu bir günü geçirebilirsiniz. Burası film seti gibi. Yürürken her an bir oyuncuyla ya da sevdiğiniz bir şarkıcıyla karşılaşabilirsiniz. O magazin programlarında görüyoruz ya, flaş, şu mekandan çıktı, böyle oldu, şöyle oldu diye. Oyuncular buralarda. Genellikle özellikle akşam saatlerinde. Cihangir şu an görmüş olduğunuz gibi bayağı bir hareketli değil mi Mithat? Arkamda görmüş olduğunuz cadde Sıra Selviler Caddesi. Hemen karşımda görmüş olduğunuz cadde, kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösterebiliyorsa göstersin. Daha doğrusu sokak. Defterdar Yokuşu Sokağı. İşte o Defterdar Yokuşu Sokağı'ndan aşağı inerek Karaköy'e ve sahile ulaşabilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi biz Firuza Camii Sokağı'ndan içeriye gireceğiz. Cihangir'i ne dedik en güzel şekilde keşfedeceğiz. Ve sizi Cihangir'de tarihi bir fırına götüreceğiz. Ne duruyoruz? Herkes dediğim gibi biraz önce de koltuklarına rahatça yaslansın. Ve Cihangir'i izlemek için bence sabırsızlansın. Çünkü çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor. Dur, yardım edeyim amca, dur. Tamam mı? Tamam. Kolay gelsin. Böyle Cihangir'de yürürken de el arabasıyla gezen böyle yakışıklı amcamı görebilirsiniz. Tamam. Neler satıyorsun? Mesela bu valizi ne kadara satıyorsun? 100 liraya satıyorsun. Bakın burada eski fotoğraf makinesi ve kamera falan da var. Görüyor musunuz? Eski kamera. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar? 70 lira. Amca adın ne? Ali. Ali amcam benim ya. Kaç yaşındasın? Ben 46 doğumluyum. Efendim? 46 doğumlu. 46 doğumlusun. Evet. Allah sana sağlıklı uzun ömür versin. Bak eski kamera satıyor. Şöyle eski radyo. Bu ne kadar? Bu 20 lira. Bu 20 lira. Sen yok fiyatına satıyorsun neredeyse. Bu ne kadar? Bu 50 lira. Ben böyle antika ürünleri evime koyuyorum, biriktiriyorum diyorsanız Ali amcaya denk gelebilirsiniz sevgili seyirciler Cihangir sokaklarında. Yardıma ihtiyacın var mı? Sağ ol, teşekkürler. Rica ederim her zaman. Yani ben her zaman bu arada geziyorum ben. Kurdacı Ali dayıdırlar, antikçi Ali dayıdırlar. Antikçi bana. Ali dayı derlermiş. Evet. Ona göre Cihangir'e geldiğinizde karşılaşabilirsiniz. Evet. İyi gezmeler olsun. Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin.
Hurdacı Ali Dayı. Vallahi helal olsun. Ve yok fiyatına satıyor. Şimdi Firuza Camii Sokağı'ndan aşağı indik ve sizi 1920 yılından bu yana hizmet veren, hatta bakın dışarıda turistlerin de oturduğu tarihi bir fırına götüreceğim Cihangir'de. Hadi gelin. Eski adıyla A Hamamı Sokağı, şimdiki adıyla Türk Gücü Caddesi'nde bu tarihi fırın. İçerisi küçük, mis gibi kokular var. Bu kokular dışarıya da gelmiş durumda. Kokuları takip ederek Cihangir'in meydanından Firuza Camii'nin hemen arka sokağında ya da caddesinde bu fırına gelebilirsiniz. İçeriye girmeden önce söyledim, yabancı turistler bile orada oturmuş, buranın metini duymuş, kahvaltı yapıyorlar. Biz neden buraları boş bırakalım? Bu tarafa mı geldin? Al paket yaptır, evine götür, evde çayla ye. Misafirine ikram et. Yani burası Cihangir'in ilk fırınıymış. Doğrudur. 102 yıllık bir yer. 102 yıldan beri aynı mı burası? Hiç değişmedi mi? Ufak tefek değişiklikler oldu. Tamam. Ama fırın aynı fırın. 100 yıllık, 102 yıllık fırın. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İçerisi çok güzel, dışarısı çok güzel. Şu baksana Mithat çekmecelere falan. Ne kadar güzel duruyor. Bildiğin tarih kokuyor burası. Cihangir'e gelip de buraya uğramamak kesinlikle olmaz. İlla ben şöyle bir serpme kahvaltı yapacağım, güne öyle başlayacağım diye düşünmeyin. Buraya geldiğiniz zaman sıcak sıcak simitleri alabilirsiniz, börekleri alabilirsiniz, acıbadem kurabiyelerini alabilirsiniz, elmalı turtalar olsun, şöyle bakın sandviçler olsun, kruvasanlar olsun, simit pizzalar olsun, dilediğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Haftanın kaç günü açık? Hep açık. Haftanın 7 günü açık. 7-24 açık. 7-24. Evet. Ya gece kaçta gelirsek gelir. Açık mı? Gelir. Bak izleyicilerim beni kaçta gelirse, canları bunlardan çekerse açık mı? Açığız genelde. Çünkü sabaha kadar hazırlık var. Sabaha kadar hazırlık olduğu için kapanmıyor. Fırınların hepsi böyledir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burayı çok sevdim. Hiç de gidesim yok. Sizi ayrı bir sevdim. Ben şimdi dışarıya oturuyorum. Siz şöyle bir içeriye göz atın. Buradan böyle birkaç şey sipariş edeceğim. Bir de yanına çayımı söyleyeceğim. Benim turistlerden neyim eksik oturacağım. Birazcık geleni geçeni izleyeceğim. Teşekkür ederim. Bunları sipariş ettim. Acıbadem kurabiyesi, turta. Böyle bir turtayı hiçbir yerde yiyemezsiniz dediler. Şöyle turtayı mutlaka söyledim. Bir de olmazsa olmaz simit. Sırf simit için buraya gelenler var sevgili seyirciler, ki biraz önce hanımefendinin biri arabayı durdurdu. Arkadaki arabayı lütfen bekler misiniz dedi. Simidini aldı, arabasına bindi gitti. Yani ki her yerde simit satılıyor ama buranın simidi bir başkaymış. Şimdi fiyat bilgilerini hemen paylaşayım sizinle. Simitin fiyatı 3,5 lira. Turtanın fiyatı 15 lira. Acıbadem kurabiyesinin fiyatı da 20 lira. Çayın fiyatı da 5 lira. Çayın fiyatı bayağı iyiymiş. Uzun süredir 5 liraya çay içmedim Mithat. Hem de böyle tarihi bir yerde. Ve büyük, evet. Çay gerçekten büyük. Normalde böyle büyük boy çaylar 15 liradan aşağı yok. Turtadan mı başlasam, simitten mi başlasam, acıbadem kurabiyesinden. Ben simitten başlayacağım. Çıtır çıtır yeni çıktı fırından. Çıtır çıtır. Çok güzel. Beyaz peynir ya da krem peynir falan da alabilirsiniz içeriden, ben istemedim. Cihangir'e geldiğiniz zaman mutlaka uğramanız gereken bir yer. Bu kadarını söyleyeyim size. Simitimin yarısını da şöyle çıtır çıtır o kadar böldük. Kameraman arkadaşım Mithat'a ikram edeyim. Afiyet olsun. Böyle oturup geleni geçeni izlemesi de çok zevkli oluyor. En sevdiğim şey. Bayılırım. Şimdi turtayla devam ediyorum. Şöyle turtayı böleyim.
birlikte görsün izleyicim, değil mi Mithat? Vallahi çok güzelmiş. Biz niye daha önce buraya gelmemişiz ya? Büyük kayıp. Bak ben sizden önce geliyorum, benden sonra siz de çıkıp gelin. Sırada acı badem kurabiyesi var. Ben hayatımda böyle güzel acı badem kurabiyesi yemedim diyebilirim. Böyle bakıyorsun Mithat, hemen sana da vereyim. Bak tadına. Nasıl? Harbiyem. Gerçekten çok güzel. Şimdi ben bunları yemeye devam ediyorum. Siz son kez fırına, fırının içine şöyle bir göz atın. Cihangir'de Ağ Hamamı Sokağı, Türk Gücü Caddesi diye geçiyor burası. Firuzal Camii'nin hemen arka tarafı. 102 yıllık bir fırın. Yemeye devam ediyorum. Sonrasında tekrar buluşalım. Karnıma en güzel şekilde doyurdum gerçekten de. 1000 serpme kahvaltıya bedeldi. Şimdi biz Firuza Camii sokağından yukarıya doğru çıkacağız. Cihangir'i karıştıracağız biraz. Olmadı Çukurcuma'ya da inebiliriz. Şu anki programımızı bilmiyorum ama bir sıra Selviler Caddesi'ne gidelim. Orada da bayağı gezilecek yer var. Sıra Selviler Caddesi'ni sizlere gösterelim. Sıra Selviler Caddesi'ne çıktık kahvaltı yaptıktan sonra. Sıra Selviler Caddesi'nde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi var sevgili seyirciler. Onun hemen alt tarafında böyle alışveriş yapabileceğiniz bir butik var. Burası da bu arada Cihangir diye geçiyor. Onu söylemek istiyorum mutlaka sizlere. Çukurcuma'ya gittiğinizde bu arada hani böyle vintage ya da antika ürünler satın alabileceğiniz mağazalar daha çoğunlukta. Arkamda birbirinden güzel kotlar var. Markalarını gösteremiyoruz sizlere. Ah keşke gösterebilsek. Hepsi ihracat fazlası. Şu an mağazasında 1000 liraya 2000 liraya satılan kotlar burada 200 lirayla 300 lira arasında. Buraya geldiğiniz zaman deneyebilirsiniz. Şurada bakın basic tişörtler var. Yine şöyle renkli renkli ekose gömlekler var. 110 liraymış mesela bu gömlekler. Bayağı moda ekose bu sene. Değil mi Mithat? Evet dedi. Hepsi pamuk. Yazın terletmez. Kışın üstüne bir kazak geçir, çizmeyle giy. Ha kendime bakınca zaten içim açılmıştı bugün pembe pembe. Bunları görünce iyice içim açıldı. Bu ne kadar? 300 lira. Çok güzel şeyler var burada. Ve hepsi şuna baktım. Biz hanımlar biliyorsunuz sevmeyiz birinin kıyafeti bir başkasının üstünde olsun. Pişti olmak hiç sevmeyiz ama gördüğümüz aa canım sana da çok yakışmış diye sahte bir tebessümle bu kelimeyi, cümleyi mutlaka kurarız. Burada her şey tek. Görmüş olduğunuz gibi. Bak ikincisi yok. 200 lirayla 400 lira arasında buradaki elbiseler. Burası Sıra Selviler Caddesi'nde. Tekrar söyleyeyim alışveriş yapabileceğiniz tek butik diyebilirim burası için. Onun dışında Sıra Selviler Caddesi üzerinde kahve içebileceğiniz yer fazlasıyla yoğunlukta ve pastaneler fazlasıyla yoğunlukta. Alışveriş olarak bir tek burayı tercih edebilirsiniz. Haftanın kaç günü açık?
6 günü açıkmış haftanın. Sabah kaçtan akşam kaça kadar? Sabah 10 akşam 8 diyelim ve sizi buradaki güzel ürünlerle baş başa bırakalım. Bir de mağazaya dışarıdan içeriden bir göz atın. Girmez bize gofret hazırlandı. Abicim ellerin dert görmesin. Nedir bu gofretin özelliği? Her şey doğal oluşuyor. Her şeyden önce doğal ve katkısız oluşuymuş bu gofretin özelliği. Başka? Ve taze satılması. Ve taze satılmasıymış. Şimdi buranın gofreti çok meşhurmuş. Birazdan ekran karşısında tadına bakacağım. Burası Sıra Selviler Caddesi üzerinde 72 senedir Cihangir'de hizmet veren bir pastane. Başka yerde şubeleri yok. Buraya geldiğinizde tatlınızı, tuzlunuzu en ama en taze, en güzel şekilde satın alabilirsiniz. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç da göstersin. Burada bir milföylü tatlı vardı, yok mu? Saat her gün yarımla bir arası çıkar. Saat yarımla bir arasında çıkıyormuş milföylü tatlı. Buranın milföylü pastası çok meşhur. Bak gelirseniz mutlaka yiyin. Bu pastane bayağı bilinen bir pastane sevgili seyirciler. Cihangir için ben başta film stüdyosu gibi sevdiğiniz oyuncuları görebilirsiniz demiştim ya. Dışarıda çok sevdiğimiz bir oyuncu oturuyor. Birazdan göstereceğiz sizlere. Haftanın 7 günü açık burası. Şimdi gofretleri açmışken, buranın da gofretleri meşhurken önce bir gofretlerin tadına bakalım. Ne kadar bu gofretin fiyatı? Şu an 10 lira. 10 lira böyle bir tanesi. Bu da 10 lira değil mi? Bitterli ve sütlü. İlk önce sütlünün tadına sütlü bakacağım. Fındıklı. Sütlü fındıklı. İlk önce bunun tadına bakacağım. Vay bana bunu yapmayacaktınız. Ben zaten tatlı çok severim. Çok güzel. Esas geliyor dedi gelmekte olan abi. Şimdi bitterlinin tadına bakıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Çıtır çıtır. Yemin ederim yok böyle bir şey. Vallahi yok böyle bir şey. Ben bunları alacağım. Şimdi dışarı oturacağım. Çayla yiyeceğim. Bayıldım. Önce bir pastaneye göz atın. Sonrasında burayla ilgili bilgileri vereceğim. Gofret yıkılıyor. Haftanın 7 günü açık burası. Bütün ürünler taze taze çıkıyor, onu söyleyeyim. Haftanın 7 günü sabah 7'den akşam 11'e kadar açık sevgili seyirciler. Cihangir'e geldiğiniz zaman mutlaka buraya da uğramanızı tavsiye ediyorum. Paskalya çöreği çok satılıyormuş. Tahinli çörek çok satılıyormuş. Paskalya çöreği 365 gün çıkıyormuş. Bu ne? O marullu gibi. Ya içeriğinde ney bir daha söyle. Marundigize. Marundigize. Evet. Marundigize bu. Bu da burada çok satılıyormuş. Bak marundigize. Evet. Ne demek marundigize? Ezilmiş kestane ve çikolata. Ezilmiş kestane ve çikolatadan yapılan bir rum tatlısıymış. Ve çok satılıyormuş. Evet. Tadına bakarsanız. Tadına bakayım hemen. Ayıp ediyorsun ya. Bana tatlı de zaten. Ay ben Sıra Selviler Caddesi'nde Cihangir'e geldiğimde marundigize yemeden gitti mi dedirteyim kendime? Hayatta dedirtmem. Valla kekler her şey taze taze. Burayı da size göstermek istedim. Burada yemeğe üşeniyorsanız alın evinize götürün. Alın misafirinize ikram edin. Ben şimdi dışarıya gidiyorum. Marundigizelerimi alıp ve gofretlerimi alıp biraz dışarıda burada keyif yapayım. Sonrasında ara sokaklarda kaybolmaya devam edeceğiz. Marundigize. Şöyle size de ikram edeyim. Merci. Marundigize hakkın baki.
Şöyle size ikram edeyim ben. Efendim, hanımefendinin yiyeceği şeye ben ortak olmayayım. Aa, neden? Paylaşmak güzeldir. Ferdi Bey, nasılsınız? Vallahi ben çok iyiyim. Sizi görünce insanın kötü olması mümkün mü? Ay, çok teşekkür ediyorum. Ferdi Atuner, devlet sanatçısı, aynı zamanda operacı. Sevilen bir oyuncu. Evet efendim. Gerçekten hanımefendinin söyledikleri doğru. Ben opera sanatçısı olmama rağmen filmlerde oynarım, seslendirme yaparım. Yani filmlerde olan... Marango Gize ve Marango Gize. İkisinden de verdik. Bak, Marango Gize geldi. Benden almadınız, size getirdiler. Ya işte yani ben devamlı hep buranın müşterisi olduğum için beni biraz böyle el üstünde tutmaya çalışıyorlar. Bir de tanınan bir kişi olduğum için millet burada beni gördüğünde geliyor, oturuyor, muhabbet ediyoruz filan, çay kahve benden gidiyor. Aa, ben ısmarlayayım size bugün. Yok yok. Ben ısmarlayayım, ne içersiniz? Ben ısmarlayayım, birlikte sohbet edelim. Hemen şöyle çayınızı vereyim. Abi başka bir şey isteseydim Allah'tan. Ya. Allah'ım yarabbim, ya. Sen nelere kadirsin. Benim başım kendi ya. Ya. Hemen size de verelim beyefendi şöyle çayınızı. Bak, buyurun, afiyet şeker, bal olsun. Bak, ben ne dedim? Cihangir Film Stüdyosu gibi. Yapımcı, yönetmen, sevilen oyuncular. Yürürken her an herkese denk gelebilirsiniz. Biz çok şanslıyız ki sizin gibi bir ustaya denk geldik. Ve böyle oturup sohbet edip çay içebiliyoruz. Abi, sunucu dediğim böyle oldu. Aa. Ağzından laf alacak, süsleyecek, tekrar sana verecek o lafı. Öv beni Ferdi Baba, öv beni Ferdi Baba. Biraz da kamera arkasında sohbete devam edelim. Mutlaka Cihangir'e geldiğinizde sıra Serviler Caddesi'ndeki bu güzel pastaneye uğrayın. 1950 yılından beri hizmet veriyor. Ve buraya geldiğinizde bu güzel gofretleri mutlaka yemenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında da ben bunları yemeye devam ederken siz şöyle pastanenin içine dışına göz atın, sonrasında buluşalım. Ay, ben de kıskandım ya. Cihangir Meydanı'na inerken, Firuzlar Camii'nin oraya inerken tam olarak sağda burası. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizasında. Çok ama çok güzel ayakkabılar, sandaletler var içeride sevgili seyirciler. Şöyle bir buraya göz atın, ben sizi fiyat bilgileriyle karşılayayım. Burası indirim bölümü. Yanılmıyorsam her yerde indirim yazıyor. Ay, şu ayakkabı çok güzelmiş. Ne kadar bunun fiyatı? 345 lira. Pazarlık yapabiliyor muyuz? Maalesef burada pazarlık yapılmıyor. Buradakiler indirimli fiyat. Çok güzel ürünler var bu arada. Baksana Mithat. Göstersene izleyicimize. Görsünler izleyicilerimiz nerede neler var neler yok diye. Bakın, şurada çok güzel takılar da var. Bölüm bölüm takı bölümü de yapmışlar. Arka tarafta çok güzel şallar var ve çantalar da var ama ayakkabı ağırlıklı bir yer. Bir kere onu söyleyeyim size, kemerler de var. Şu bölümü çok sevdim. Duvarı çok güzel süslemişler. Sence Mithat? Sanat galerisi. Sanat galerisi gibi dedi kameraman arkadaşım Mithat. Şimdi son zamanlarda böyle ayakkabılar fazlasıyla ve fazlasıyla moda. Bir kere onu söyleyeyim size. Burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 10.30'dan akşam 10'a kadar buraya gelip alışverişinizi yapabilirsiniz. Bunun fiyatı 695 lira. Gerçek deri. Bir kere onu söyleyeyim size. Çok şıkmış ama.
sandaletler de var. Ya kadınlar için sandalet bulmak çok zor. Yani süslü kadınlar için çok kolay, benim gibi sadeliği seven kadınlar için çok zor. Sade sandalet fazla yapmıyorlar son zamanlarda özellikle. Bunun fiyatı 471 lira gerçek deri. Şöyle göstereyim. Bakın şunun rengi. Tam yaz rengi. Yine bunu da böyle arkasına bastırıp giyebiliyorsunuz. 695 lira bunun fiyatı da. Ya bir şey söyleyeyim mi? Deri olmasına rağmen ürünlerin fiyatları bana uygun geldi. Normalde bayağı pahalı. Kameraman arkadaşım Mithat da uygun, uygun diye hemen böyle çıktı kameranın arkasından. Bak burada da çok güzel dore bir sandalet var. Sade sandalet sevenler bir kere kesinlikle buraya gelsin. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bu da deri. Bunun da fiyatı 295 lira. Aa, çok güzelmiş. Ben bakmaya doyamadım. Haftanın 7 günü açık. Ki şu rengi de var biraz önce gösterdiğim ayakkabının. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. 7 gün sabah 10.30 akşam 10. Buyurun ayakkabılar. Sizlere bir göz kırpsın. Burası 25-30 senelik bir çerçeve yapan mağaza, dükkan. Sıra Selviler Caddesi'nde tekrar belirtiyorum. 25-30 senelik bir çerçeveci burası. Birbirinden güzel çerçeveler var. Sizin zevkinize hitap edecek ve tabii ki bütçenize hitap edecek. Bronz, sarı, kırmızı, pembe, gri, parlak, mat, ne ararsan var burada. Bak avantgard olanları da var şöyle. 250 liraymış bu çerçeve. Maşallah bana, vallahi kendime bakmaya doyamadım. Pembe de pek yakışmış değil mi Mithat? Evet dedi Mithat. Mesela şöyle bir çerçeve ne kadar? Metresi de yaklaşık 350 lira civarındaymış. Eski bir çerçeveymiş bu. Bunu satın almak istiyorum. Ne kadar bu? Bakarız neyse dedi. Al hesapla bakalım abi. Al, al hesapla bunu. İsim? Bekir. Bekir abi. Haftanın kaç günü açıksın? Pazar haricinde bütün her gün açacağız. 6 günü açık haftanın. Sabah kaçtan akşam kaça kadar? Ondan akşam 10'a kadar. Sabah 10'dan akşam 10'a kadar. AVM gibi çerçeveci, buyurun. Sen beni mi bekliyorsun? Gel. Ben seni bekliyorum. Gel sen beni mi bekliyorsun? Canım benim. Artık sarılmaları ne özledik ya. Neler çektik biz 3 sene ya. Ben sizi çok seviyorum bu arada. Çok teşekkür ederim. Ve takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Nerelere gittin beni izleyerek? Her yerlere, Terkoslara, bütün pazarlara, ondan sonra Beyoğlu'nun her yerine, ondan sonra Balatlara. Allah! Nerede oturuyorsun İstanbul'da? Cihangir'deyim. Cihangir'de mi oturuyorsun? Doğma büyüme Cihangirli'yim. Doğma büyüme Cihangirlisi. Aynen öyle. Kiralar ne kadar burada ya? Senin kendi evin mi yoksa? Kendi evim. Ya. 10 bin liradan başlıyor. Düzgün oturacak. Öyle mi, merak ettim. Ya. Benim de yeni merakım gittiğim semtlerde ve ilçelerde, evet, kira sormak. Ama bu ara yükseldi. Ha öyle bu mi? Pandemiden sonra. Pandemiden sonra her şey yükseldi zaten. Özellikle ve kira ve ev fiyatları yani çok yükseldi. Yok yani. İsmin ne ablacığım? Hülya. Hülya. Neden böyle Hülya? Derdini söyle Hülya. İyi gezmeler Hülya ablam. Sağ ol benim canım, size de. Çok sağ olasın. Bol yemeli içmeli, bol gezmeli bir bölüm oluyor bence bu bölüm. Sence Mithat? Aynen. Bir sokak aralarında gezemedik. Tarihi evlerin arasında bir kaybolamadık gerçekten de. Şimdi Cihangir'de meydanın oradayız. Kahvelerin bulunduğu yerdeyiz. Firuza Camii'nin hemen alt tarafında böyle kahveler var. Genellikle işte oyuncular, yapımcılar, yönetmenler ya da sevdiğiniz şarkıcılar burada
oturuyor. Burası haftanın 7 günü açık. Bir kere onu söyleyeyim size. Her zaman kalabalık oluyor. Biz şu an sakin zamanına denk geldik. Sol tarafında da bir kahvehane var. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu an size. Biz ortada oturuyoruz. Hemen burada da şu direk bizi ayırıyor. Burada da başka bir kahvehane var. Çayın fiyatı burada 5 lira. Türk kahvesi 12 lira. Soğuk içecek 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor. Burada bir şey yiyemiyorsunuz ama dışarıdan getirdiğiniz yiyeceği burada yiyebiliyorsunuz. Tabii ki buradan bir şey içmek şartıyla. Ve şöyle akkalı bir Türk kahvesi söyleyelim. Biz de kahvehanenin keyfini çıkartalım buraya gelmişken. Bu arada bu kahveler çok eski. Burada onu söyleyeyim size. Yani çok sıcakmış. Kahvede oturmanın keyfi de başka be, değil mi Mithat? Ama caddeye doğru oturman lazım. Ama dedi ki Mithat caddeye doğru oturman lazımdı. Neden böyle oturdum sırtım caddeye dönük? Bir sor Mithat. Bir sor. Mithat'ın çekim açısı için sevgili seyirciler. Siz arkamı daha güzel görün diye ben böyle oturdum. Yoksa ben de bilirdim buraya gelmişken caddemi izlemeyi. Vallahi İstanbul'u sanki yeniden keşfediyor gibiyim. O kadar mutluyum ki. Cihangir İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Gerçekten her yeri rahatlıkla yürüyerek gidebilirsiniz. Ara sokaklarda dolaştığınızda tam bir mahalle kültürünü hissedebilirsiniz. Tekrar belirteyim. 7 gün 20 saat. Sabah 7'de açılıyor, gece 3-4 gibi kapanıyor. Sadece 1-2 saat temizlik için kapatıyorlarmış burayı. O zaman kahvemi içeyim ve ara sokaklarda kaybolalım. Cihangir semti kafeleriyle ve renkli evleriyle fazlasıyla meşhur. Şimdi böyle sokak sokak gezmeye, keşfetmeye devam edelim. Bu arada Cihangir'le ilgili mutlaka şunu belirtmek istiyorum. Fazlasıyla hayvansever bir semt. Bakın, her yerde mama, su kapları görebilirsiniz. Her köşede böyle hayvanları besleyen birine denk gelebilirsiniz. Belki kameralarımıza yansımamıştır ama ben sabah erken saatlerde geldim buraya. O yüzden fazlasıyla da denk geldim. Şu anda Cihangir'de Şimşirci sokağındayız. Böyle çok meşhur bir tatlıcı varmış bu sokakta. Burayı mutlaka sizlere göstermek istedim. Cihangir'e gelirseniz uğramanız gereken yerlerden biri de burası, benden söylemesi. Şimdi burası tatlılarıyla meşhur bir yermiş ve fazlasıyla yabancı müşterisi de varmış. Şimşirci sokağında, bak tekrar söylüyorum. Dışı böyle fazlasıyla enerji veren bir renk. Mavi renk bir dükkan burası. Hem sade hem şık bir yer bence. Alman tatlısı var. Ortası vanilyalı puding var. Üstü ballı bademli. Başka? Brownie çeşitleri varmış. Ben dışarıya oturacağım. Şimşirci sokağında geleni geçeni izleyeceğim. Tiramisu'mla birlikte çayımı yudumlayacağım. Dediğim gibi siz de o arada içeriye dışarıya bir göz atın. Haftanın 7 günü açık bir yer. Sabah kaçtan akşam kaça kadar? Sabah 8'den gece 2'ye kadar. Ooo Cihangir zaten geceleri de çok hareketli. O yüzden çıkın gelin buraya, benden söylemesin. Dışarısı o kadar güzel duruyor ki, çok güzel boyamışlar ya. Bunu zaman zaman programlarımda söylüyorum. Olduğu yeri güzelleştiren insanları çok seviyorum ben. Önemli olan bulunduğunuz yerin nerede olduğu değil. Onu güzelleştirmek bence. Şimdi buranın tiramisusu meşhurmuş. Bayağı da bir satılıyormuş. Tiramisu seviyorsanız mutlaka buraya gelmelisiniz. Şimşirci sokağında. Fiyatı tiramisunun 35 lira. Çayın fiyatı da 6 lira. Biz bundan sonra Cihangir'e gelelim bence çay içmeye Mithat. Sence Cihangir'de çay fiyatları bayağı uygun. Yani o kadar çok geziyoruz ki çünkü. Şöyle tiramisunu yemeye başlıyorum.
Vallahi çok lezzetli. Çok güzel gerçekten tiramisu. Gelirseniz bence tiramisu yiyin ama tabii diğer alternatiflere de göz atabilirsiniz. 35 lira tiramisu, 6 lira çay. Haftanın 7 günü sabah 8.30'dan gece 2'ye kadar açık diyelim. Ve sizi Cihangir sokaklarına gönderelim. Şimşirci Sokağı'ndan çıktık, Susam Sokağı'na geldik. Ki Susam Sokağı'nın karakterleri Edi ile Büdü de orada duruyor. Birazdan Mithat sizlere gösterecek. Akşamları da fazlasıyla hareketli oluyor. Cihangir ve Cihangir sokakları. Onu da mutlaka söylemek istiyorum sizlere. İster meydandaki Firuza Camii'nin altındaki kahvehanelerde oturun, isterseniz sokak aralarındaki kafe ve restoranlarda oturun. Hayat burada devam etmiyor. Aynı İstiklal Caddesi gibi aslında diyebiliriz burası için. Birçok eski Türk filminin çekildiği yere götüreceğim sizi birazdan. Aa, orası burası mıymış diyeceksiniz. Günümüz dizi ve filmlerinin yanı sıra birçok eski Türk filminin de Cihangir semtinde çekildiğini söylemek istiyorum. Tarihi binaların, tarihi sokakların arasında kaybolmayı seviyorsanız ve o anları ölümsüzleştirmek istiyorsanız mutlaka Cihangir semtine gelmenizi tavsiye ediyorum. O zaman bu kadar söylemişken bu tarihi binanın önünde benim de birkaç kere kare fotoğrafım olsun. Ne dersin Mithat? Münir Özkul Sokağı'ndan aşağı iniyoruz şimdi. Sol tarafımda Cihangir Camii var sevgili seyirciler. Karşımda mükemmel bir manzara var ki birazdan Mithat sizlere gösterecek ama ben sizi önü daha açık manzaralı bir yere götüreceğim. Şöyle inelim. Şimdi bu caminin yapım yılı, ilk yapım yılı zaten yazıyor hemen dışında. 1560. Yeniden yapım yılı 1890. Caminin dışında, hemen dışında içeride ibadetlerinizi yapmanın yanı sıra caminin hemen dışında banklar var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada oturup İstanbul'u caminin avlusundan da yine seyredebilirsiniz. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Şehzade Cihangir için Mimar Sinan'a yaptırılmış. Cihangir'e geldiğiniz zaman mutlaka bu camiye gelmenizi açıkçası tavsiye ediyorum ben. Bu arada Cihangir için ne demiştik? Film stüdyosu gibi demiştik. Yürürken bir oyuncuya ya da bir dizi, film setine denk gelebilirsiniz demiştik. Hemen şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç sizlere gösterebiliyorsa göstersin. Orada da yine bir çekim yapılıyor. O sokağın da adı İlyas Çelebi Sokağı. Şimdi biz akarsu yokuşundan indik aşağı Cihangir'de ve şöyle yokuş çıkıyoruz. Ve sizi Türk filmlerinin, eski Türk filmlerinin çekildiği çok ama çok güzel bir yere götürüyoruz. Haydi gelin yürümeye devam. Ay yoruldum, yaşlanmışım. Yoruldum sevgili seyirciler. Ama durmak yok. Sanatkarlar Caddesi, televizyonlarda izlediğiniz eski Türk filmleri, İşte hep şu altta görmüş olduğunuz parkta çekildi. Ay yoruldum.
hemen Galata Port'un üst tarafındayız. Yani yokuşu çıkmayıp aşağı inseniz alt taraf Karaköy. Karşımda Galata Kulesi, Topkapı Sarayı, şöyle Kız Kulesi, Çamlıca Kulesi, Çamlıca Camii. Şöyle hemen sol tarafımda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Akşam saatleri de fazlasıyla kalabalık ki hemen zaten yan tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesislerin de olduğunu belirteyim ve sizi bu güzel manzarayla baş başa bırakayım. Sonrasında da Cihangir ismi nereden geliyor onu anlatayım. Burada şu an bulunduğum yerde birçok dizi ve film çekildi. Hala da çekilmekte sevgili seyirciler. Onu özellikle söyleyeyim. Sosyal tesisler var. Eğer manzaralı bir yerde oturmak istiyorum ben, sokak arasında oturmak istemiyorum diyorsanız Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde yine oturabilirsiniz. Şimdi programın içinde söyledik. Cihangir ismi nereden geliyor anlatacağız diye hemen anlatalım. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Cihangir'in bu semte gelip İstanbul'u seyrettiği rivayet ediliyormuş sevgili seyirciler. Cihangir'in 20'li yaşlarının başında ölmesi nedeniyle de bu semte Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan'a inşa ettirilen cami ki biraz önce gitmiştik sizlerle Cihangir Camii adını almış. Ardından semtte Cihangir adıyla anılmaya başlamış. Cihangir'i eğer İstanbul içindeyseniz hala gelip gezmediyseniz mutlaka gelip gezmenizi tavsiye ediyorum. Ben bugün birazcık sizlere göstermeye çalıştım. Tabii ki her detayını gösterememiş olabilirim. Bunu zaman zaman söylüyorum. İstanbul'un bir semti ya da bir ilçesi bizim programımıza sığacak kadar küçük olmadığı için biz gittiğimiz semt ve ilçelere farklı bakış açısıyla bakmak için tekrardan gidiyoruz. Şöyle buraya gelip burada nefes alabilirsiniz diyeceklerim bu kadar valla. Sürçülisan ettiysek affola. Sizi son kez Cihangir'le baş başa bırakıyorum. Sonrasında tekrar karşılıyorum. Mithat diyor ki artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. O zaman şöyle bir Cihangir'e benim gözümden bir göz atın. Cihangir manzarasına daha doğrusu. Filmlere, dizilere ev sahipliği yapan, tarihi evleriyle bizi ağırlayan, kafeleriyle 7 gün 24 saat hareket sağlayan Cihangir. İstanbul'a gelinmesi gereken yerlerden. Umarım güzel bir şekilde Cihangir'i sizlere göstermişizdir. Sonra bir daha geliriz. Cihangir'de ve programda bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. O zaman paranız olsun olmasın. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.